TR724 YouTube kanalında Yavuz Altun'un Realpolitik'in Kraliçesi başlıklı yazısını paylaşıyoruz. Angela Merkel'in liderlik yolunda ilerleyebilmek için önce babasını öldürmesi gerekti. Doğu Almanya'da doğup büyüyen bu genç siyasetçi, Doğu ve Batı Almanya'nın birleşmesinden sonra 1990 yılında yapılan ilk seçimde milletvekili olarak meclise girdi. Bir yıl sonra da bakanlık koltuğuna oturacaktı. Hristiyan Demokratların lideri Helmut Kohl'ün prensesi olarak görülüyordu. O zamanlar lakabı genç kızdı. Kohl sadece Almanya'nın yeniden birleşmesinin değil, bugünkü anlamıyla Avrupa Birliği fikrinin de mimarlarındandı. CDU içinde muhalifleri olsa da onun etkisini kırmak zordu. Kohl'ün başbakanlığı ve parti liderliği sona erdikten kısa süre sonra CDU ile ilgili skandallar patlak verdi. Partiye yapılan usulsüz bağışlar baş ağrıtıyordu. Tam bu esnada partinin yeni lideri Angela Merkel, Aralık 1999'da babasına açıkça saldıran bir yazı yayınladı. Parti, Kohl'süz yol almayı öğrenmeli diyerek mesafe koyuyor ve bir anlamda yeni bir dönemin, yani kendi döneminin müjdesini veriyordu. Ucu ucuna kazandığı bir seçimden sonra 2005'te başbakanlık koltuğuna oturduğunda bu görevde uzun süre kalmayacağını düşünenler çoğunluktaydı. Bunun bir sebebi Merkel'in büyük anlatıların peşinde giden, köklü dönüşümler vaat eden bir lider olmamasıydı. Küçük ve yavaş adımlarla elini kimseye göstermeden hareket ediyordu. Kısa süre içinde istikrar ve refahın sembolü oldu. Üstelik kriz zamanlarında da rüştünü ispat edecekti. 2009'da başlayan Euro krizinde Yunan gazeteleri onu Hitler'e benzettiğinde bile geri adım atmadı. 2015'teki göçmen krizinde Almanya'nın kapılarını açtı. İlerleyen yıllarda göçmenlerin ve entegrasyonun Almanya'nın geleceği olduğunu söyledi. 2020'de Covid-19 pandemisi patlak verdiğinde halkına acı gerçekleri söyleyen, şeffaf biçimde krizi yönetmeye çalışan az sayıdaki liderden biriydi. Bütün bu süreçte Alman halkı için ne ifade ettiğini görev onayı anketlerinden anlamak mümkün. 2009'da finansal krizle boğuşurken bile Almanların %52'si onun başbakan olarak iyi bir iş çıkardığını düşünüyordu. Sonraki 10 yılda görev onayı 2018'deki yeniden seçime girme belirsizliği dışında %70'lerde seyretti. Merkel'in iç politikadaki yaklaşımı Avrupa bürokrasisiyle eşgüdümlüydü. Bozulmadıkça tamir etme prensibine sıkı sıkıya bağlıydı. Öyle ki Alman ekonomisi bir hayli güçlü görünmesine rağmen Merkel'in vedası sonrası pek çok yorumcu Almanya'nın ciddi bir modernizasyona ihtiyaç duyduğunu söylemeye başladı. 16 yıllık refah aynı zamanda ülkenin etrafına yüksek duvarlar örmüş, değişime pek ihtiyaç duyulmamıştı. Yaşlandıkça anne olarak anılan Merkel, iyi bir uzlaşmacı ve kriz çözücü olarak ünlendiği kadar teknokratik siyasetin de sembollerinden. Bazıları bunun siyasetsizleşme getirdiğini ve özellikle popülist siyasetçilerin önünü açtığını düşünüyor. Almanlar her ne kadar liderlerinin dış politikada da doğru yolda olduğunu düşünseler de gerek ülkesinin gerekse Avrupa Birliği'nin uluslararası arenadaki hamlelerinde ağırlığı tartışılmaz görünen Merkel'in tercihleri bir hayli tartışıldı. Genel manada Merkel'in tavrını özetleyen şu anekdotu aktarmama müsaade edin. Bir Avrupa lideriyle görüşmesine Merkel, Avrupa medeniyetinin tıpkı İnka medeniyeti gibi tarihten silinebileceğini, bunun olmaması için sürekli çabalamak, Avrupa içinde rekabeti ve yenilenmeyi diri tutmak gerektiğini aktarmıştı. Belki de bu sebeple Avrupa kıtasının sınırlarını hep olduğundan daha ileride varsaymış, Rusya ve Türkiye'nin Avrupa için önemli aktörler olduğunu söyleye gelmişti. Her ne kadar Amerika'nın koruyuculuğuna güvense de, Çin'le ilişkilerde Batılı pek çok lidere göre daha ılımlıydı. Onu dış politika konularında daha sıkı eleştirenler, 2011'de Japonya'daki Fukushima nükleer santrali kazasından sonra nükleer enerji santrallerini kapatma kararı alıp Avrupa'yı Rus gazına bağımlı kılarak Merkel'in Avrupa Birliği dış politikasını tamiri mümkün olmayan bir çıkmaza soktuğunu söylüyorlar. Benzer şekilde Türkiye'yi, özellikle Erdoğan'ı, Avrupa göç sorununun çözümü için silahlandırıp kapıya dikmekle bir anlamda otoriter siyasete uluslararası meşruiyet kazandırdığını düşünmek de mümkün. Nitekim Avrupa'daki popülist politikaların sponsorları arasında Rusya'yı saymamak imkansız. Hillary Clinton 2011'de Arap ülkelerindeki protestolara ayyuka çıktığında Mısır'da halen Hüsnü Mübarek yönetimine açıkça tavır konulmayışını, müttefiklerimizle ilk krizde ipleri koparamayız mealindeki sözlerle savunmuştu.
Merkel'in de diplomaside köprüleri yıkmama prensibine uyduğu görülüyor. Türkler, Avrupa'da nüfusu en yüksek Avrupa dışı göçmen grubu. Bilhassa Almanya'daki Türkiye diasporası Berlin açısından itinayla yaklaşılmayı gerektiriyor. 2000'li yılların başında Türkiye Avrupa Birliği yolunda yürürken üyelik fikrine en soğuk bakan liderlerden biri Merkel'di. Ayrıcalıklı ortaklık gibi projeler öne sürüyor, Erdoğan'ı ve hükümetini Avrupa Birliği fikrinden soğutmaya çalışıyordu. Aslına bakarsanız zaman onu haklı çıkardı. Erdoğan'ın güçle imtihanının ardından nasıl bir insana dönüşeceğini görmüştü belki de. 2010'lu yıllarda ise gittikçe otoriterleşen Erdoğan'a en çok yakınlık gösteren batılı liderdi Merkel. Elbette bu isteklerini yaptırabilme koşuluyla gelen bir sevgiydi. Almanya-Türkiye ilişkileri hep karmaşık bir yapıdaydı. Bir yandan ülkesi Can Dündar'a sahip çıktı, Deniz Yücel'in serbest bırakılması için sıkı diplomasi yürütüldü. Alman vakıfları Türkiye'de muhalif organizasyonlara, medyaya en çok fon veren gruplar olarak biliniyor. Alman haber kanalı Deutsche Welle'nin Türkiye'deki girişimi belki de Türkiye'deki en muhalif haber platformu konumunda. Buna karşılık Türkiye'ye defalarca gelerek Erdoğan'la gülümseyen pozlar verdi. Sarayında ziyaret ederek jest yaptı. Uzmanlara göre Türkiye-Amerika ilişkileri bir noktada feda edilebilir görünüyor. Ancak Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri her iki taraf için de hayati unsurlara sahip. Özellikle Merkel gibi büyük risklere girmeme şiarına sahip bir politikacı için Erdoğan'la ve hatta Putin'le ilişkilerde yumuşak başlılığı tercih etmek şaşırtıcı değil. Bu konularda önceliğinin Almanya'nın çıkarları olması da takdir edersiniz ki ayıp değil. Gel gelelim bu real politik kurnazlık, statükoyu ne pahasına olursa olsun koruma hevesi, sermaye gruplarını önceleyen pragmatik diplomasi çoğu zaman maksadının aksine netice veriyor. Merkel'in sembolize ettiği orta ve üst sınıf iktidarı, merkez muhafazakarlıkla ılımlı solun alaşımı bu siyaset, dünyada yükselen hoşnutsuzluğu görmeye mani bir fanus yaratıyor. Bunun Almanya'daki en bariz göstergesi, Merkel'in gözetiminde aşırı sağcı AfD'nin %10 bandına oturarak Alman siyasetindeki etkili aktörlerden birine dönüşmesi. Bu da Merkel'in en önemli kazanımı olan göçmen politikasını ciddi anlamda etkileyebilir. Bir diğeri Almanya gibi güçlü ekonomisiyle nam salmış bir ülkenin teknoloji ve inovasyon konusunda dünyanın gerisinde kalması. İşler iyi giderken Merkel tarzı güvenilir, stabil ve nitelikli politikacılar sevilebilir. Fakat işler sarpa sardığında tarih çoğu zaman onun gibilerin irade koymadığı durumları hatırlayacaktır. Real politik bir anlamda acı reçeteye razı olmak demek. Yani şartların dayatmasını kabullenmek ve kısıtlı etkileri olan hamlelerle kendini korumaya almak. Bunun uluslararası siyasette norm haline gelmesi insanlık için pek de hayra alamet değil açıkçası.